Kayıt. Hepinize merhabalar arkadaşlar, Eğitim ve Bilgi Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Tuğra. Bugün arkadaşlar sizinle beraber doğrusal denklemleri işliyor arkadaşlar. 8. sınıf matematik doğrusal denklemleri işliyor arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. İlişki ifade eden denklemlere doğrusal denklemler denir arkadaşlar. Örneğin 50 santimetre uzunluğundaki fidanın boyu her ay 3 santimetre uzamaktadır. Fidanın boyu ile geçen zaman arasındaki ilişkinin tablosunu oluşturup denklemini yazalım. Bu soruda bizde yazan böyle arkadaşlar. Tabloda ay 0. ay şuradan inceleyebiliyorsunuz. 0. ay 50 santimetre, 1. ay 53, 2. ay 56, 3. ay 59, 4. ay 62 ve 5. ay 65 santimetre oluyor arkadaşlar. Bu arada baştan uyarayım. Bu içerikler bana ait değil arkadaşlar. Bu şeyler. Mümkün oldukça özgün içerik sunmaya çalışırım. Fakat bu sıralar pek özgün içerik oluşturacak vaktim olmuyor. Fakat sonradan artık özgün içeriklerim olacak arkadaşlar. Öğretmenlerimiz bize yazın diye atıyorlar. Ben de size paylaşıyorum. O yüzden de şimdi yorumlara çıkıp tabii siz anlayışlısınız da şöyle bazı tipler var arkadaşlar, anlayamadan yoruma geçip çalmışsın işte çalıntı gibi şeyler yazıyorlar. Şu andan uyarayım, öyle şeyler yazmayın lütfen. Dediğim gibi içerikler bana ait değil. Bu paylaştığım soru çözümleri genelde arkadaşlarımın gönderdiği sorulardan. Kendimin veya başka arkadaşlarımın çözdüğü çözümleri size sunuyorum. Zaten onlar da dediğim gibi eğer başladı uyarıyorum. Onlar da bana ait değil arkadaşlar. Bu da küçük bir uyarı olsun. Dediğim gibi yoruma geçip saçma sapan yorumlar yazmayın. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Denklem şöyle. Her ay boyu 3 santimetre uzadığından başlangıçtaki boyu her ay 3 santimetre artacaktır. Boy eksi 50 artı 3 çarpı ay sayısı, yani boya y dersek y eksi 50 artı 3 çarpı x, ay sayısında x dedik. Denklem böyle bir şey olur arkadaşlar. Evet, az önce uyarmıştım ama yine uyarayım. Yoruma şimdi geçip bazı klavye delikanlıları geçip diyecek ki çalıntı malıntı diyecek. Her zaman da dediğim gibi arkadaşlar bu bana ait değil. İyice de bir uyarayım. Başka bir videoda da öyle olmuştu. Neyse. Konuya dönelim. Grafiğimize bakalım arkadaşlar. Zaman değişkenini x ile fidanın boyunu y ile gösterelim. Boy 50 santimetreden bir başlıyor. Şu kısım. Şuradaki köşe kısmı sıfırdır her zaman arkadaşlar. Köşe kısmı sıfırdır her zaman. Başlıyor 50'den bir başlıyor abi. 1. ay 53, 2. ay 56, 3. ay 59, 4. ay 62, 5. ay 65 diye biçimde gidiyor. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Fen bilimlerinde de görmüştük bunu. Herhangi bir değişkene bağlı olmayan değişkenlere bağımsız değişken denir arkadaşlar. Bağımsız değişkene bağlı olan değişkenlere ise bağımlı değişken denir. Bu örnekte x değişkeni yani zaman bağımsız, y değişkeni yani fidanın boyu ise bağımlı değişkendir. Çünkü zamana bağlıdır. Zaten şurada da arkadaşlar yandaki öğretmenimiz çekerken burada da göstermiş yandaki örneklerden bağımlı bağımsız değişken şeylerini. Evet, bir taksimetre sorusu. Diyor ki internet kafede açılış ücreti olarak giriş ücreti olarak 10 TL verecekmiş ve her saat için 5 TL 0,5 TL ücret alınmaktaymış. Yani 5,5 TL 0,5 TL. Evet, neyse. Süre olarak bakalım. 0. saat 10 dakika. 1. saat 10.30, 2. saat 11, 3. saat 11.30, 4. saat 12, 5. saat 12.30 oluyor fiyatlar ve grafikler arkadaşlar. Ondan bir başlıyor abi. Buçuk buçuk artı artı saatler birer birer. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 10, 10 buçuk, 11, 11 buçuk, 12, 12 buçuk. Evet, denklem ne oluyor arkadaşlar? Y eşittir 0,5 yani 0 buçuk çarpı 50 kuruş ediyor da neyse. 50 kuruş çarpı
X artı 10. 0 tam 10'da 5 çarpı X artı 10. Y eşittir. Bu da böyleydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, otobüs kartında 22 TL bulunan Metin her yaptığı yolculukta bakiyesi 1,2 TL azalmaktaymış. 1,2 TL bakiyesi azalmaktadır diyor. Şimdi yolculuk sayısı, bir yolculuk yaparsa ücret kaç olur arkadaşlar? 22'den bir yolculuk yaparsa hop düşer 20 tam 10'da 8'e. Sonra ikinci yolculukta düşer hop 19 tam 10'da 6'ya. 3 yolculuk 18 tam 10'da 4, 4'te 4. yolculuk 17 tam 10'da 2 ve 5. yolculukta 16 TL ücret kalır bunun seyahat kartında, Metin'in seyahat kartında. Ve grafikte 22'den bir başlıyor abi aşağıya doğru 1,2 azala. Saatler de, fakat pardon, yolculuk sayıları da artıyor yine. Yani denklem şuna dönüyor. Y eşittir 22 eksi 1,2 çarpı x, yani yani arkadaşlar ücret eşittir 22'den 22 eksi 1 tam 10'da 2 çarpı yolculuk sayısı. Evet arkadaşlar, buradaki kazanımımız doğrusal denklemin grafiğini çizer diyor. Kim çizer? Biz çizeceğiz. Eğitim ve Bilgi Akademi ailesi olarak biz çizeceğiz. Evet tabi topluluğuz hala. Aile olmamız için 10.000'i geçmemiz lazım. 10.000'i geçin ben de artık aile olalım ya. Valla topluluk olmaktan sıkıldım ben. Aile olursak daha da iyi yerlere gelebiliriz. Evet. Eksenlere paralel doğruların grafiği. Y eşittir A şeklindeki doğrular x eksenine paraleldir. X eşittir B şeklindeki doğrular Y eksenine paraleldir. Hocam şimdi burada ne demek istiyor? Şair burada ne anlatmak istemiş? Anlatayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi burada şair ne demek istemiş? Y eşittir A biçimindeki doğrular X eksenine paraleldir. Ve X eşittir B şeklindeki doğrular da Y eksenine paraleldir. Bunlar size bir yerde tanıdık geliyor mu arkadaşlar? X ekseni ve Y ekseni. Oğlum niye olmuyor ya? Heh tamam. X ekseni ve Y ekseni. Size bir yerden tanıdık gelmesi lazım. Dikkatli bakın. Tanıdık gelmesi lazım. Ay, evet. Tanıdık geliyor mu size? Kapı komşunuz ya. Hadi veriyorum size, bir 5 saniye veriyorum. Düşünün bakın. Yanlış ya da doğru bilemiyorum. Aklınızı buradan okuyamıyorum. Evet. Neyse biz bakalım. Bu neydi arkadaşlar? Ay. Ettik. Evet, ettik arkadaşlar. Şurada eksenlerimizi çizelim arkadaşlar. Eksenlerimizi çizdik. Y eşittir A şeklindeki doğrular. Y x eksenine paraleldir. X eşittir B doğrular. Y eksenine paraleldir. Yani Y'nin A... Aha, emojilerden de attık. Neyse. Y eşittir A dediğimiz bir denklemde. Demek ki bu nedir arkadaşlar? Y eşittir A diye bir şey varsa x ekseni, şurası da Y. X ekseni olan şuna paraleldir arkadaşlar. Şu düzleme. Eğer eşittir B şeklindeki doğrular varsa bu da Y eksene paraleldir. Yani şuna paraleldir arkadaşlar. Şöyle paraleldir. Bu da buna paraleldir. Evet arkadaşlar, şairin burada anlatmak istediği bu. Evet arkadaşlar, şimdi x eşittir 3 ve y eşittir eksi 2 doğruların grafiklerini çizelim. Dedik ki eğer y ve x'e değerler vermişse, x eşittir şu diyorsa kesinlikle bu y'ye ve y eşittir eksi
y eşittir bir şeyler diyorsa bu da kesinlikle x eksenine paraleldir. Yani arkadaşlar bunların muhtemel konumları bu şekildeki gibi olabilir. Orijinden geçen doğruların grafiği. A artı A x artı b y eşittir 0 biçimindeki doğrular koordinat sisteminde orijinden geçmektedir. Sabit terimi 0 olan doğrular orijinden geçmektedir. Sabit terimim 0 ise orijinden geçiyorum demek. Hocam şimdi Şahin burada ne demek istemiş? Bir anlatalım. Örneğe göre anlatalım. Y eşittir 3x doğrusunun grafiğini çizelim. X ise 0 için y eşittir 0, 0'a 0. Yani orijinden geçiyor budur. X eşittir 1 için y eşittir 3. 1,3. Ve x eşittir eksi 1 için y eksi 3 olur. Eksi 1, eksi 3. Yani y x 0 olduğunda y 0. X 1 olduğunda y 3. X eksi 1 olduğunda y eksi 3 oluyor. E o zaman bu doğru orijinden net geçiyordur arkadaşlar. Çünkü içinde 0'a 0 denklemi var. Şimdi bunun denklemlerinde grafiğini çizelim diyor. Diyor ki burada x eşittir 7. E ben diyeceğim ki baktım burada doğrular var. X eşittir bir şeyler diyen denklemler neydi? Dikey eksen neydi? Y'ye paraleldi. E o zaman ben buradan bunu çizerim giderim. Y eşittir eksi 2 diyor. Bileceksin ki bu neye paraleldir? X'e paraleldir. Bileceğiz. Evet ben buradan eksi 2 işaretliyorum geçiyorum. Hadi kapatıyorum sınavı. Deyip soruyu kapatabiliriz. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Kanala abone olmayı, video like atmayı ve paylaşıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.